Selam millet. Ben Furkan. Bugün Valorant'ta bir günümün nasıl geçtiğini sizlere anlatmak istedim. Bildiğiniz üzere, üzere rankım Immortal ve bir gün oyun içerisinde nasıl ısınıyorum ısınırken neler yapıyorum, bunları size detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Bu arada kanalda yeniyseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunuma gelmeyi unutmayın diyorum ve videomuza geçelim. Evet, ilk başta Valorant'ta açtığım zaman direkt poligona giriyorum. Ve poligona girdikten sonra elime raise aldım. Oyunu bir adaptasyon sürecini geçmek için, böyle alışmak için böyle atıyorum okuldan geldim. Alışkın değilim oyuna. Bir elim oyunu ısınsın, bir vücudum ısınsın oyuna diye böyle dolaşıyorum haritada. Ondan sonra jet alıp parkurda parkur yapıyorum çünkü mouse'unu smoothlaştırmanı lazım. Eliniz hafiften mouse'u sığınması lazım. Bu sayede parkur yapmak çok önemli ve TV Twitch'te takip ediyorsunuz yayıncıları. Hepsi oyunu ilk karşında parkur yaparlar. Çünkü el ısındırmak için de çok yararlı bir şey oluyor. CSGO'da CSGO'da olsaydı CSGO'da şey, surf yapmamanızı tavsiye ederdim. Çünkü surf yapmak elinizi acayip bir şekilde ısındırıyor ve e eğiminizi sumutlaştırıyor. Böyle daha kolay ve e akıcı bir eğiminiz olmuş oluyor. Ve ondan sonra poligonla gidip e düz duran botları vuruyorum. Bu botlar zırhları yüksek olan botlar. Böyle teker teker vuruyorum. Size girip böyle çalışırsanız sizin için çok iyi olur. Ee... ve şimdi Jet'in ultisi Levant'a deniyorum. Böyle böyle teker teker vuruyorum ne kadar çok bot vurursanız ne kadar vaktinizi harcarsanız eğiminiz o kadar ısınır ve e, rekabetçi de ya, oyuna girdiğinizde adam vurma olayınız kolaylaşır. Bunu hiç sıkılmadan yapmanız gerekiyor. Çünkü adı üstünde ısınıyorsunuz. Yani ısınmazsanız adam vuramazsınız ve jet oynuyorsunuz mesela bir vurup deş atmayı deneyebilirsiniz ısınmak için. Mesela aldım. operatör aldım, operatörde de aynı şey geçerli. Bir vuruyorum, deş atıyorum. Ve şimdi ise oyunun bize burada sağlamış olduğu botlar ile şey e, bot mu artık targetlar sayesinde botları vuruyoruz. Ve şimdi botları bu sefer hareket ettiriyorum çünkü biliyorsunuz bu, e, oyun içerisinde adamlar hep hareket ettiği için sabit durmayacaklar. O yüzden botları F3 komutu ile eğer laptop kullanıyorsanız da fonksiyon F3 komutu ile yana git açarak Böyle, böyle, hareket ederken vurabilirsiniz. Daha kolay eğiminiz ısınır. Ve sonra burada görmüş olduğumuz şeye gelerek ilk başta ben burada one tap çalışıyorum. Sonra çünkü ekranda gözüktüğü için sonra spray ile çalışacağım. Bakın en uzağa aldım one tap çalışıyorum. Böyle böyle siz de çalışırsanız eğiminizin ne kadar ısındığını farkında varmış olursunuz. Şimdi de sprey deniyorum. Bakın sol tarafta da gözüküyor. Tabelada yakınlaştırmış bir şekilde metre ayarlarken. Orada da spreyimin nerede hata yaptığınızı falan görebilirsiniz. Ve spreyinizi geliştirebilirsiniz. Ne kadar çok şeyin içerisinde ortada toplanırsa o kadar iyi olur sizin için. Ve operatörle çalıştıktan sonra burada da gelip bunlara da çalışabilirsiniz. Ben operatör mainler için söyledim ya da jet mainler için gösterdim. Ama burayı siz vandal oynuyorsunuz ya da phantom hiç fark etmez. Gelip burada rahat bir şekilde ısınabilirsiniz. Çünkü sizin için çok yararlı bir şey. Hareket ettiği için vurulması zor olan bir şey her zaman sizin eğiminizi çok iyi ısındırır. Bunu unutmayın. Çünkü oyun içerisinde adamları vurmak bir tık daha kolay bunları vurmaktan. Mesela bunları vurmak daha zor. Ve sonrasında bu e, teleporta girip burada e, Spike çözmeye çalışacağım. Öyle bir göre görev demeyeyim de oyunumuza sağlamış olduğu şey var. Entry alarak. Yok entry mı aslında. Retake alınarak aynen. Sonra adamı da gördüğüm an vurmuş olacağım. Bu arada sonradan seslendiriyorum videoyu. Bakın vurdum çözeceğim. Ve sonra spike'ı kurmaya çalışırken ilk başta adam vuruyoruz. Bakın vurdum iki adamı da. Şimdi gidip spike kuracağım ve gelen iki düşmanı da öldürmeye çalışacağım. Isın, böyle ısınabilirsiniz siz de benim gibi uyguladığınız uygulayarak. Kurduğum spike'ı pozisyonumu aldım. Düşmanları da bekliyorum. Bu arada bunların ayarlarının hepsini zorda oynayın. Tabi başta zorda yapamıyorsunuz. Kolay orta zorda gidebilirsiniz de son olarak botun sesini duyuyorum ve kolay bir şekilde bitiriyorum. Ve sonra oyundan çıktıktan sonra iki tane de meş atıyorum. Sonra iki tane derecesi atıyorum ve rekabetçiye girmeye hazır oluyorum. Siz de bu adımları sağlayarak böyle gelişebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal değilseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sonuma gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Discord sunuma gelmeyi unutmayın. Benimle sohbet etmek istiyorsunuz veya benimle oyun oynamak istiyorsunuz veya videolarda şans almak istiyorsunuz. Discord sunuma gelebilirsiniz. Burada takım arkadaşı bulabilirsiniz kendinize. Oyunları yalnız oynamazsınız. Bana video önerisi yapabilirsiniz. Ne bileyim Valorant bot komutlarının yapabilirsiniz. Server'da level kasarak beni bir yerden arkadaş ekleyebilirsiniz. Sonucunda ne kadar çok aktif olursunuz öyle oluyor. Şarkı film dizi önerileri oluyor burada. Hep bakabilirsiniz. Oyunlara indirim geliyor. Bunlardan söyleyebiliriz. Mesela Discord nitro ücretsiz olmuş. Fotoğraflar kısmı var. Bakın burada oyun içerisinde değişik fotoğraflar oluyor. Bot komut kısmı var. Takım arama zaten söylemiştim. Genel sohbetimiz var. işte buradan da gidip arkadaş edinebilirsiniz diyorum ve kaçıyorum.